iyi kurban olduğum Rabbim sağa şükürler olsun. Dualarımızı kabul edip de yavrumuzu bize yolladın. Amin. Yüce Rabbim son günlerimde bu acıyı bana zeval görmedi. Yoksa Seyyare Hanım bu acıyla biz nasıl yaşardık? He, aman geldi geçti işte. Tövbeler olsun bir daha anmayalım o günleri Yasin. Bin neyi merak ediyorum. Şimdi paralar ne olacak? Yani mükafatı Orhan Bey mi alacak? Gülizar, sen ne diyorsun kız? Ne parası? Tövbe tövbe. Sen bu durumda sevineceğine para mı hatırına geliyor? Teyze, gel buradan gel. Ya kurban olduğum bize gideydik ya. Pakize bakardı sana. Hiç böyle oldu mu tek başına? Ramazan, ısrar etme. Evimde kalmak istiyorum. Halide Hanım, evi aramak zorundayız. Neden? Kemal, dün gece sabaha karşı kaçmış. Kaçmış mı? Arayın çocuklar. Gizli iyi misin? Ha? Gel, gel, gel. Ver onu bana. Yavaş, yavaş. İyisin değil mi Dezi? Ya komutan bunu nasıl sormuş ki ne bu? Hamza. Hamza Kemal'i hapishanede bıçaklamış. Peki benim yanımdan bir haber var mı ha? Onu da hele bir. Evet. Yeğeninizi bulduk. Oh çok şükür ya. Orhan Bey Kemal'i takip etmiş. Bebeğin sakladığı yeri öğrenmiş. Orhan Bey'in sayesinde Muzaffer Ali'yi kurtardık. Her yere baktık. Kimse yok komutanım. Toparlanın gidiyoruz. Kemal'den herhangi bir şekilde haber alırsanız ya da Kemal buraya dönerse bizi mutlaka haberdar edin. Çünkü o halde çok fazla uzaklaşabileceğini sanmıyorum. Ne güzel ki bu adam ya. Defolun. Şahinler! Buldunuz mu ağlar? Kemal hapisten kaçmış. Ne? Kemal hapisten mi kaçmış? E ya. Ağlar. Kemal Şahin'i gören ya da yerini bilen var mı? He? Biz suçluyu evinde saklamak ya da nerede olduğunu bilip söylememek büyük suçtur ha. Eğer bilip de söylemiyorsanız, hepinizin evleri teker teker aranacak. Kemal yok burada. Görsek de demek zaten. Sen bile bile bir suçluya yataklık etmenin cezasını biliyor musun? Bütün evleri teker teker arayın, çabuk. Oturun ben. Bir şey yok. Bebeğe bir şey yapmadın değil mi? Onu çiftliğe götürdüm. Nedir o elindeki? Boşanma ilanımız. Artık resmen hür bir adamsın Orhan'cığım. Kemal yakalandı mı? Yakalanması an meselesi.
Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Peşini bırakmayacak o senin. Bunu ben de biliyorum Seher. İşte bu yüzden gidiyorum ya. Gidiyor musun? Nereye? Paris'e. Ben ne olacağım? Sen burada oturup sabredeceksin. Bekleyeceksin Seher. Benim artık öyle bir sabrım yok Orhan. Ben de geleceğim. Sen gelemezsin. Çünkü Serap'la gidiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalıştığım gayet açık. Serap'ı evlenmeye ikna edeceğim. Tüm bunları artık sadece para için yaptığını düşünmüyorum. Bence sen Serap'a aşık oluyorsun. Yine saçmalıyorsun Serap. Evet, saçmalıyorum. Çünkü seni kıskanıyorum. Sen o kadınla Paris'te gününü gün edeceksin, ben de burada rahat edeceğim, öyle mi? Alo. Merhaba Halide'ciğim. Orhan, az önce uğramıştı, burada bir saniye vereyim. İyi günler. Efendim Halide'ciğim. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var Orhan. Bana uğrayabilir misin? Nedir konuşmak istediklerin? Telefonda konuşamam. Özel bir durum. Hemen geliyorum. Evet, seni dinliyorum Halide'ciğim. Viski içer misin? Üzüm yok. Fazla kalamam. Sade de gel Halide. Yo, lütfen al. Kutlama yapacağız. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Bravo. Gerçekten. Bu işte bir parmağın olduğunu hissediyordum ama niçin yaptığını bir türlü anlayamamıştım. Artık her şey netleşti. Bebeğini niçin kaçırdığını biliyorum. Hem Kemal'den kurtuldun, hem de Serap'ın kahramanı oldun. Nereye varmaya çalışıyorsun Halide? Senin hakkında çok şey biliyorum Orhan. Yani seni mahvetmek elimde. Bu yüzden benimle iyi geçinmek zorundasın. Eğer Serap'la evlenmeni onaylamamı istiyorsan... istediğim her şeyi vermek zorundasın. Ne istiyorsun Halide? Çiftliği. Orası benim hayatım. Onu geri istiyorum. İstediğimi vermezsen... ben de her şeyi Serap'a da polise de anlatırım. Beni tehdit ediyorsun yani, öyle mi? Yapma Orhan. Ben... sana sadece bir anlaşma öneriyorum. Hı. O kadının elinden her şeyi almana yardımcı olacağım. Sen de bana hakkım olanı vereceksin. Peki. Eğer Serap'la evlenirsem çiftlik senin olacak. Söz. Yalnızca çiftlik değil. Arazilerinde yarısı. Bu mümkün değil abi. Benimle pazarlık edecek durumda değilsin. Sen de benimle aşık atacak vaziyette değilsin Halide. Bundan emin misin Orhan? Ama bak... arazilerin üçte birini veririm. Âlâ. Ama o... çok uzun süreli bir anlaşma. Serap yaşadığı müddetçe bütün bunları gerçekleştirmemiz çok olası görünmüyor. Sen orasını çok düşünme Halide. Sandığın kadar beklemeyeceğiz Halide. Sağ ol. Senin de sağlığın Orhan.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.